de diyorsunuz. Peki bundan sonra? CHP İzmir Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu üyesi Erdal Aksünger, AKP'de vicdan Erdoğan'ın iki dudağı arasındadır dedi. Cuma günü akşam 5'e kadar biz bir şerh yazacağız. Şu andan itibaren aslında bizim yazdığımız şerh de bir rapor olacak. Bizim raporumuz olacak aslında. Aynı zamanda komisyon da bir rapor hazırlıyor. O da hazırlayacak ama o artık bundan sonra hiçbir önemi olmayan bir konu. Bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Neden yok? Çünkü onlar zaten bu işte Yüce Divan'a gitmesin irade beyanda bulunduğu için raporun bizi ilgilendiren tarafı artık yok. Yoksa şöyle olsaydı, bu gitsin, bu gitmesin, bu gidecekse şu maddeden gitsin diye öyle bir rapor hazırlamaya girişseydi, biz o zaman o maddeler üzerinden tartışacaktık konuyu veya bu madde yeterli değil diyecektik veya bu da gitsin diyecektik. Şimdi dördünün birden gitmesini engellemiş oldular şu anda. Ama nerede? Meclistedir esas irade. Komisyonda değildir zaten. Komisyon meclise gönderecek bunu. Genel artık, kurulu. Tabii genel kuruldur esas olan zaten ama ne yapacağız şimdi? Biz bir rapor yazacağız. Ayın 10'undan itibaren meclis başkanlığına bu gidecek. Bizim yazdığımız şerhlerle birlikte komisyon raporu gidecek. Ondan sonra meclis başkanının 10 günü var. Bu 10 gün süre içerisinde bu raporu ve şerhler de dahil olmak üzere hepsini bastıracak. Tüm milletvekillerine dağıtılacak bunlar. Dağıtıldıktan sonra 10. günden sonra bir 10 gün daha var. Onu meclise indirmek zorunda 10 gün içerisinde. Genel kurul toplanmak Genel kurul 10 gün içerisinde bunu görüşmek zorunda. Görüşürken şu andaki aynı irade beyandan geleceği için gitmesin. Bunlarla ilgili biz önergeler vereceğiz. Gitsin. Hangi maddeden dolayı gitsin? Neden gitsin? Sonra müzakereler başlayacak. Mecliste mi mutlu musunuz? Yani şöyle bir durum var. Ben çok mutlu değilim ama gizli olacağı için oraya bir çözüm üretmeye çalışacaklarını düşünüyorum. AKP şimdi onu planlı Nasıl yapıyor. Biraz açın lütfen burayı. Şimdi oylamalar gizli olacak. Evet. Bizim verdiğimiz bir önerge evet. varsa diyelim ki şu bakanla evet. ilgili biz rüşvet iddiasının şunlara dayandıraraktan Hı-hı. rüşvet iddiasından dolayı Yüce Divan'a gitmesini istiyoruz diye bir önerge verdik. Evet. Bunun gibi yüzlerce önerge de verebiliriz. O verdiğimiz önerge oylanacak. Bu oylama gizli yapılacak. Gizli yapılacak. Buna ilişkin bir takım tedbirlerin AK Parti tarafından Tabii. alacağını yani söylüyorsunuz. Ne gibi tedbirler mesela? Yani şimdi bir kere bir blokaj yaşanacaktır. Hani vicdanlara kelepçe vurmak diye bir şey, bir konu var ortada. Çünkü bizim tüm muhalefet diyelim ki gitsin deseler bile 220 küsürü buluyor. 50 küsürü milletvekili eksik orada. O kadar olma ihtimali var mıdır diye sorarsanız arkadaşlarımız Hı-hı. diyor ki bizce vardır diyor. İşte 50 kişi, 62 kişi bunu yaparlar diyor. Benim çok umudum yok ama yani ben öyle düşünen bir adam değilim çünkü. Ben ilk günden beri şunu söylüyorum. AKP'de Recep Tayyip Erdoğan irade beyanı koymadığı sürece belki vicdan işleme ihtimali olabilir ama Recep Tayyip Erdoğan'dır bence AKP'de. Vicdan dediğin 12 dudağı arasındadır bence. İkinci bölümde Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mithat Sancar çözüm sürecini değerlendirdi. Bu 2015 seçimlerine kadar muhtemelen Kürt tarafının, Kürt siyasi hareketinin, Öcalan'ın, Kandil'in özellikle iki adresin rahatsızlıklarını en aza indirecek bir mutabakata yanaşacak gibi görünüyor hükümet. Bunlar nedir diye sorsam? Görebildiğim kadarıyla aslında bir defa sürecin kurumsallaştırılmasıdır. Yani artık öyle şahıslar üzerinden ve kısa devre, kapalı devre bir süreç değil, devreye kurumların da girdiği, mesela izleme kurulu gibi yapıların da girdiği daha nesnel bir süreç bunlardan biridir. Öcalan'la görüşmelerin kanallarının genişletilmesi, mesela belki Öcalan'la Kandil arasında temasların sağlanması da buna dahil olabilir. Bir başka boyutudur. Öcalan'ın şartlarının düzeltilmesi zannederim gündemdedir. Yani bu ev hapsi mi olur ya da şimdiki şartların çok daha ötesinde olumlu bir ortam mı olur bunu bilemem. Ama Öcalan'ın hem temas, görüşme, kamuoyuna seslenme hem de çalışmalarını yürütme konusunda şartlarının düzeltileceğini tahmin ediyorum. Bunun ötesinde hükümetin seçim öncesi risk milliyetçi tabandaki milliyetçi duyarlılıkları veya kendi oyuna talip olduğu milliyetçi kesimi çok rahatsız edecek
önemli bir adım atacağını düşünmüyorum düzenleme olarak. Fakat bu mevzu bahsettikleriniz şu anda burada kamuoyunda ve yaygın medyada nasıl tartışıldı? Bunlar olmaması gereken şeylermiş gibi tartışıldı biliyorsunuz. Bunu göze alacaklar. Bunu nasıl göze alacaksınız? Göze alacağını düşünüyor musunuz? Çünkü seçimlerden önce bunu almazsak kriz, büyük bir kriz doğar süreçte. Süreçte krizin maliyeti AK Parti'ye daha büyük olacaktır. Onu böyle bir hesap yapıyor. Yani şöyle bir hesap. Daha basit söyleyelim. Bunları yapmazsa, ha buna ek olarak bir şey daha yapmalı, yapacak diye umuyorum yani en azından benim... Hani gözlemlerim böyle söylememe imkan veriyor. Bir imzalı taahhüt de gelebilir. Seçim sonrası neler yapılacağına dair bir protokol imzalanabilir bana göre. Bu belki seçim öncesi açıklanmayabilir ama bu söylediklerimin dışında sürecin kurumsal yapısı ve müzakere şartları dışında içeriye dönüyor. Çözüme doğru neler yapılacağına dair de bir protokol gündeme gelebilir, gelmiştir diye tahmin ediyorum. Herhangi bir duyumum yok. Sadece gözlemlerime ve süreçle ilgili bilgilerime dayanarak söylüyorum. Şimdi bu söylediğiniz tabii ki önemli.